Değerli dostum merhaba. Nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan bomba gibiyim. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda ders işleyeceğiz. Price Action konularımıza yeni bir tanesini dahil edeceğiz. Uzun zamandır ders videosu çekmiyordum. Her videonun altında yorumlar var. Derslere ne zaman devam edeceğiz? İşte bugün devam ediyoruz. Birçok insan muradına erecek. Çekmeyi planladığım başka videolarım da var. Ders videoları. Fırsat buldukça çekeceğim. Bana sitem ediyorsun. Videoların arasına çok zaman giriyor. Ders videolarının arasına çok zaman giriyor. İnan aynı noktadayız. Ben de sadece bu işi yapmak isterdim. Ama hayat öyle değil. Sadece bu işle ilgilenemiyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. O yüzden yine de kusura bakma, birbirimizi biraz idare etmemiz gerekiyor. Bugünkü konumuzun başlığı Swing Failure Pattern. Bir buna bakacağız hep beraber. Dediğim gibi fırsat buldum, sana ekranlar hazırladım. Ekranlar üstünden anlatacağım. Kağıt üstünde anlatırken aslında son derece basit bir pattern. Bunu yararlı kılabilecek, işe yarar kılabilecek bir takım nüanslar var. Onlardan bahsedeceğim sana. Biliyorsun ben Price Action'ı sadece Price Action olarak anlatmıyorum. Kendi diğer bilgilerimle de harmanlayıp belli bir mantık çerçevesinde ilerletmeye çalışıyorum. Bu konuda da öyle yapacağız. Swing Failure Pattern'i de bu çerçevede inceleyeceğiz. Nerelerde aramalıyız? Bir kere bize ne ifade ediyor? İkna edici ek kanıtlarımız neler olacak? Bunlara da değineceğim. Günün sonunda bu konuyu da bilgi dağarcığımıza katıp yolumuza devam edeceğiz. İstersen başlayalım. Gözlük, gel bakalım. İsminden başlayalım. Önce bir olayı kavramamız gerekiyor. Swing Failure Pattern. Swing dediğimiz swing hareketleri kovalayacağız. Major swing hareketleri olmasına dikkat edeceğiz. Failure dediğine göre de orta bir başarısızlık olması gerekiyor. Değil mi? Swing hareketi. Yeni bir swing hareketi yapmaya çalışacak ama başarısız olacak. Bu başarısızlığı tespit edebilmek için de mutlaka şekil şartları olması gerekiyor. Swing failure pattern'in dikkat edilmesi gereken en temel olayından bir tanesi bu şekil şartları. Hocam swing hareket neydi? Konuya direkt geçiş yaptık. Değerli dostum, bu konuyu anlattığım video kanalda mevcut. Üşenmezsem kartlara koyarım. Üşenirsem bir zahmet kanaldaki videolara bir göz at. Swing hareketler nelermiş. Ondan sonra dönüp buraya gelip devam edebilirsin. Bu noktadan itibaren Swing Failure Pattern'in SFP, SFP olarak kısaltacağız. Swing'in S'si, Failure'ın F'si, Pattern'in de P'si. Bu işlerle aşinasın ki bu videoyu izliyorsun. O zaman SFP'nin ismini, Swing Failure Pattern'in ismini birçok yerde sıklıkla duymuşsundur. Birçok trader bunun adını zikreder ve trade hayatında da analizlerinde de bunu kullanır. Bu yönüyle baktığımız zaman da en sık kullanılan oluşumlardan, paternlerden bir tanesidir. Temel anlamda nedir diye düşünecek olursak aslına bakarsan bir likidite konseptidir. En başta da dediğim gibi bazı şekil şartlarından dolayı isim olarak da ayrıştırılmıştır. Swing failure olarak isimlendirilmiştir. Yoksa herhangi bir likidite alımından temel mantıkta hiçbir farkı yoktur. Dersimiz boyunca yanıtlayacağımız sorular şunlar genel olarak. Şekil şartları neler? Bir önce buna bakacağız. Nerede aranır? Hangi şekle uymalıdır? Bence en önemli hususlardan bir tanesi nerede aramalıyız? Her yerde ben bunu arayıp bulabilir miyim? Hadi bulduk. Şekil şartlarına da uyuyor. Bütün kuralları da doğru uyguladık. Peki işleme nasıl gireceğiz? Ve tabii nihayetinde işleme giriş kararı verdiysek ek kanıtlarımız neler olacak? Başka konseptlerle bunu birleştirip nasıl arayabiliriz? Nasıl destekleyebiliriz? Ve kendimizi işleme girme noktasında nasıl ikna edebiliriz? Bu soruların yanıtlarına hep beraber bakacağız. Ben temsili olarak hemen ekranın sağ tarafına Swing Failure Pattern'in en temel görünüm şeklini koydum. Yukarı yönlü bir boğa trendim var. Sıradaki hareketi şu hareketim yeni bir swing hareket gibi duruyor. Yani yeni bir yüksek tepe yapacak gibi duruyor. Fakat girişim olarak kalıyor. Bir önceki swing high'ımın tırtıklı çizgiyle çektiğim seviyesinin üzerini sadece fitille aşabiliyor. Bu noktada dikkat etmemiz gereken yer burası. Fitille aşım gerçekleşiyor. Herhangi bir tırtıklı beyaz çizginin üzerinde mum kapanışı gerçekleştiremiyor. İşte şekil şartı olarak bahsettiğimiz şey tam olarak buydu. Bu noktada eklemem gereken bir şey var. Dikkat et, burada fitille aşım gerçekleşiyor ya. Ya bir gıdım minicik bir mum kapanışı gerçekleşseydi de biz bu şekil şartına uymuyor deyip bunu görmezden mi gelecektik? Hayır, elbette değil. Minicik mum kapanışı gerçekleştiğinde tırtıklı çizginin üstünde bunu yine swing failure pattern olarak değerlendirebiliriz. Bu nokta kritik. Ama geldi kocaman bir mumla kırdı. Kocaman bir mumla kırdı, yukarıya gitti. Burada artık zaten swing failure pattern'den herhangi bir fail hareketten bahsetmek söz konusu olmadığı için buradaki bu oluşumu da aramamız çok mantıklı olmayacak. Yine derslerimi takip eden veya Udemy'deki eğitim almış arkadaşlarım hemen burada şunu hatırlayacaklar. Fitille gelen kırılımlar trendi değiştirmezler. Fitille gelen kırılımlar trendi değiştirmiyor. Neden? Çünkü herhangi bir kapanış gerçekleştiremiyor. Ne diyordum ben burada hep derslerimde anlatırken? Bir girişim olarak kalıyor. Hatta teşebbüs diyordum ben buna. Teşebbüs ediyor ama başarılı olamıyor. Minicik bir mum kapanışı geldiğinde hocam burada trend sizce döndü mü soruları geliyordu. Ya da burada trend devam hareketi olarak bunu algılayabilir miyiz? Orada da verdiğim cevap hep şuydu. Hayır. Minicik kırılımlar, minicik kapanışlar seviye üzerinde gerçekleşmiş o küçük
küçük hareketler trendi etkilemez. Çünkü trendin devamı veya dönmesi ciddi bir meseledir. Kesin dönüş sinyalleri veya kesin devam sinyalleri aranmalıdır. Hep bu cümleler üstüne eğitimimizi kurduk, anlattık. Bu kanaldaki videoların da temel mantığında hep bunlar var. Bugünün konusuna geri dönecek olursak, swing failure pattern'de de dikkat et, fitille gelen kırılım trendin devamı anlamına gelmiyor. Bir girişim olarak, bir teşebbüs olarak kalıyor ve beklenen şey fiyatın bu noktadan aşağıya geri dönmesini beklemek olacak. Herhangi bir trendim devam ederken sürekli break of structure'lar gerçekleştiriyordu. Bunu hatırla lütfen. BOS diye kısaltıyorduk bunları, değil mi? Bir boğa trendinde de bu geçerliydi. Bir ayı trendinde de bu söylediğim geçerliydi. Ayı trendinde de sürekli aşağıya doğru BOS'lar gerçekleşip kendisine yeni alçak dipler yapıyordu. Burada invalid BOS dedik buna. Neden? Çünkü ortada bir fail durum mevcut. Ne yaptı? Yukarı hareketini, düzeltmesini yaptıktan sonra bir önceki tepesini kıran yeni bir hareket gerçekleştirdi. Burada break of structure gerçekleşti diyoruz. Burada şöyle bir mum hayal etmeni rica ediyorum senden. Tekrar düzeltmesini gerçekleştiriyor. Bir sonraki swing hareketi bekliyorum. Bir sonraki impulsif hareketi bekliyorum. Bir önceki tepemde buradaki mumumun fitilinin ucundan, dikkat et burası kritik, yine şekil şartına girer. Fitilinin ucundan düz bir çizgi çekiyorum. Buradaki fiyat hareketini gözlemeye başlıyorum. Buradaki mumlar kapanışlarını bir türlü tırtıklı beyaz çizginin üzerinde gerçekleştiremiyor ve şu mum, keza bu mum, kapanışlarını hep tırtıklı çizginin altında gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla burada bir fail durum mevcut. Fail olan nedir? Bir önceki tepenin kırılma girişimleridir. Bu girişimler maalesef bu ekranda benim hayali olarak çizdiğim mumlarda başarısız oluyor. Buradaki paternin ismi swing failure pattern'dir. Gerçekleşmeyen, fail olan hareketin total adı da invalid boss. Geçersiz bir break of structure mevcut burada. Bu yine çeşitli videoların altına gelen sorulardan bir tanesiydi. Aslında bu videoyu çekmeye de öyle karar verdim. Hazır o soruları cevaplayacağım. Birkaç ekran hazırlayayım. En azından swing failure pattern'i de öğrenmiş oluruz. Hem de o gelen soruların hepsine birden bu konuyla birlikte topluca cevap vermiş oluruz. Invalid boss. Hocam fitille gitti. Şimdi biz buna boss diyeceğiz mi? Hocam sen mum kapanışlarını mı alıyorsun? Fitilden fitile trendi çiziyorum. Fakat bir önceki fitili çektiğimde düz çizgisini, üzerinde bir kapanış gerçekleşememişse bu çizginin üzerine getirip boss yazısını yerleştirmiyorum. Buraya yazabileceğim şu aşamada bir tek şey var. O da SFP. Yani swing failure pattern. Burada başarısız bir girişim söz konusu. Beklenen şey fiyatın aşağı yönlü hareket etmesidir. Invalid boss'larıma ayı trendini de ekledim. Ekranın sağında göreceğin. Solda gördüğüm bir önceki ekrandakiyle aynıydı. Yine trendin devamını sağlayan kırılımlarda ne diyorduk? Break of structure. Boss ismini veriyorduk. Trendim ayı trendi. Aşağı doğru gitti. Düzeltmesini yaptı. Aşağıya gitti. Hemen boss'umu yazdım. Burada şöyle bir mum oluştuğunu hayal etmeni rica ediyorum. Düzeltmesini gerçekleştirdi. Fiyat aşağıya devam ederken bu fitilimden sağa doğru düz bir çizgi çektim. Burada oluşan mumların fitil olarak bu çizginin altına sarkmakla birlikte bir türlü kapanışlarını gerçekleştiremiyorlar. Dolayısıyla tırtıklı çizginin altına boss yazamam. Neden? Burada geçerli bir boss yok. Geçerli bir structure kırılımı yok. Fitil olarak kalan, girişim olarak kalan ve an itibariyle başarısız gibi gözüken bir hareket söz konusu. Dolayısıyla burada da SFP'den bahsetmemiz mümkün. Beklenen şey fiyatın şu noktadan artık yukarıya devam etmesidir. Peki market structure break'te bunlar gerçekleşmez mi? Onun için de bir ekran hazırladım. Buyurun. Yukarı doğru devam eden bir boğa trendim varken boss yapa yapa yukarı gidiyor. Bu soldan aşağıdan böyle geldiğini hayal et bunun. Bir sonraki hareketi düzeltmesi bu. Düzeltmede böyle bir fitilim mevcut. Böyle bir mumum mevcut. Yeni hareketini gerçekleştiriyor. Burada da bir boss mevcut. Break of structure. Bu da okey. Düzeltmesini yaparken bir önceki dibi tehdit etmeye başlıyor. Burada acaba market structure break mi olacak diye düşünmeye başlıyoruz, değil mi? Çünkü son yüksek tepemi yaptıran dibim burası. Buranın kırılmasıyla birlikte artık trend döndü. Marketin yapısı değişti. Cümlelerini kurmaya başlayacağım. Bu şekilde gelen fitille kırılımlarda ben buna MSB diyebilir miyim? Sorulardan bir tanesi de buydu. Dikkat et değerli dostum. Buradaki fitilin ucundan yine düz beyaz tırtıklı çizgimi çektim. Mumlarımın fitilleri tırtıklı çizginin altına sarkmış ama yine bu çizgi altında herhangi bir mum kapanışı gözlemleyemiyorum. Bu durumda da diyorum ki burada fitilden fitile trend çizdiğim için burası bir önceki dipten daha aşağıda bir dip olarak gözükmekle birlikte geçerli bir MSB değildir. Geçerli bir market structure break değildir. Bu invalid'dir, yani geçersizdir diyorum. Burada da arayabileceğim, analizlerime dahil edebileceğim bir oluşum mevcut diyorum. Hemen buraya SFP yazısını yapıştırıyorum. Beklenen şey fiyatın buradan yukarı dönmesi. Tam tersini buraya çizdim. Bir ayı trendim mevcut. Boss yapa yapa aşağıya giderken sıradaki hareketim bir önceki tepemi tehdit ediyor. Ben trendi yine fitilden fitile çizdiğim için bu fitilden buraya, buradan da bu fitilin ucuna çizdiğim için buradan daha yüksekte bir yeni tepe yapmış gibi gözükmekle birlikte bir önceki tepemi oluşturan fraktal bölgesi de diyebilirsin buna, değil mi? Fraktalları öğrendik. Yine kanalda videosu mevcut. Lütfen
lütfen bunlar eksikse bu eksiklerini ilgili videoları izleyerek tamamla. Ben bunları burada anlatırım. Fraktal neydi onu anlatırım. Swing hareket neydi onu anlatırım. Ama her videomu izleyen belli bir kitle var. Her videoda bir öncekileri tekrar eder duruma düşerim. Bu da birçoğunuza sıkıcı gelir. Lütfen ilgili videoları izleyip gerekli bilgi donanımını edinip bu konuları ondan sonra izlemeye başla. Bu senin için çok daha iyi olacak. Devam ediyorum. Fitilden fitile aşağıya çizmiştim. Buradaki fitilden de yukarı çizdiğimde yeni bir yüksek tepe yapmış gibi gözükmekle birlikte fitilimin ucundan çektiğim çizginin üzerine herhangi bir kapanış göremiyorum ve diyorum ki bunlar girişim olarak kalmış invalid MSB'dir. Burada herhangi bir market structure break'ten bahsedemem. Bahsedebileceğim bir oluşum varsa, bir pattern varsa onun ismi de swing failure pattern'dir. Beklenen şey fiyatın aşağı yönlü devam etmesidir. Peki şekil şartlarından bahsettik. Nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Şekil şartımı sağladı. Düzgünce de tespit ettim. Hoppala işleme gireyim mi? Birçok oluşumda olduğu gibi bu oluşumda da hoppala cuppala işleme girmiyoruz. Burada mutlaka ek kanıtlar bizi ikna edecek. Yeni göstergeler, yeni oluşumlar, geçmişten gelen, finansal hafızadan gelen eski oluşumların bugüne etkileri, bunları mutlaka araştırmak zorundayız. Hoca ne diyorsun? Şunu diyorum. Her formasyonda olduğu gibi mutlaka ek kanıtlar bulunmalı ve bunlar aracılığıyla ikna olunmalıdır. Mesela ekrana galiba euro dolar grafiğindeydi. Oradan bulup aldım. Burada bir destek direnç dönüşümü söz konusu. Bu kırmızı alanı işaretledim. Fiyat destek görmüş buralardan. Kırılınca direnç olmuş. Aşağıya gitmiş. Fiyat bir aşağı yapıyor. Düzeltmesini yapıyor. Aşağı yapıyor. Düzeltmesini yapıyor. Aşağı yapıyor. Ve bir önceki tepemeyi tehdit eden bir hareket gerçekleşiyor. Fitilin ucundan düz çektim. Fitille de olsa buranın kırıldığını gördüm. MSB gerçekleşti mi acaba? Artık sen swing failure paterni biliyorsun. Çektin ve gördün ki buradaki bu sınırın aşılması fitille olduğunu gördüm. Kırılım fitille olduysa gerçek bir MSB değildir. Burada bir invalid MSB söz konusudur. Ek kanıtım var mı? SR flip destek direnç dönüşümüne denk geliyor. O bölgenin içi. Aynı zamanda dikkat et, burada bir aşağı yönlü hızlı hareket var. Burada neyi arıyorum ben? Smart money. Smart money'nin burada ayak izini gördüm. Burada bir para babası var ya da birkaç. Bunlar fiyatı aldı aşağı götürdü. Buradaki hareketimin içerisinde ben bir point of interest arayabilirim. Burada bir point of interest söz konusu. Bak burada bir supply bölgesi. Oyalanmış burada. Bobin yapısı yukarıya likitte alıp aşağıya devam etmiş. Günün sonunda bu fiyat buralardan geri geldiğinde şu bölgenin içerisi benim için tekrar önemli hale gelecek. Bunları böyle anlattığım ekrana da yerleştirdim. Şimdi onları görelim. Point of interest dedim az önce. İşte tam olarak şu mumum. Yani buradaki kırmızı mumum. Neden? Yeşilin fitili kırmızıdan aşağıda kalmış. O yüzden kırmızıyı alıyorum. Neden? Sınırları içerisinden hacimli, kocaman, çok güzel bir kopuş var. Dedim ki smart money, seni burada ayıkladık biz şimdi. Biz seni burada yakaladık kardeş. Onu çizdiğim zaman fitilin ucuna denk geliyor. Supply bölgesi ki fiyat anında acaba supply mı demand mi bilmiyorum ama gün geçtikten sonra fiyat sağa doğru aktıktan sonra diyorum ki burası bir supply bölgesiymiş, dağıtım bölgesiymiş. Şu bölgenin içerisi önemliymiş. Burada o bölgenin likiditesini alıp ondan sonra aşağıya fiyat devam etmiş. Günün birinde bu fiyat tekrar yukarı gelirse bu bölgenin içerisi bizim için önemli olacak diyorum. O bölgenin içine fiyat geldi. Fitilden sağa doğru düz çizgimi çektim. Sadece fitille kırılımlar olduğunu fark ettim. Dedim ki swing failure pattern ben buradayım diyor. Buradan ben işlem alabilirim. Nasıl bir işlem alacağım? Short işlem alacağım. Çünkü bu fiyat buraya geldiğinde der ki bana bütün bu kanıtlar yön aşağı kardeşim. Şimdi ben o bölgenin içerisinde dikkat et grafiğin şu bölgesini aldım. Bir sonraki ekrana taşıdım değerli dostum. O da burası. Fiyat buranın içine geldiği anda alt zaman dilimine geçtim. Şu bölgede alt zaman dilimine geçtiğimde oluşan oluşum burada. Fiyat buradan yukarıya geldi. Benim belirlediğim yerin içerisine girdi ki bu tırtıklı çizgi de şuraya denk geliyor bu arada. LTF'ye geçiş yaptım. LTF'ye geçiş yaptığımda market kırılımı istiyoruz. Bu fiyat geldi market kırdı. Buradaki dibi aşağıya doğru indirdi. Yukarı geldiğinde benim bir point of interest'imden bu tekrar aşağıya gitmeli. Bir önceki ekrana döneceğim. Fiyat şuraya geldiğinde buranın üstü stop olacak şekilde buradaki dipleri hedefleyecek bir işlem alabileceğim gibi alt zaman dilimine geçip kendime yeni bir işleme giriş bölgesi bulup bunu tespit edip stopumu daha küçük bir bölgeye taşıyıp hedefimi HTF'deki yine aynı yere yazarak R oranımı artırabilirim. Buradan ne sonuç çıkıyor? Koşulsuz işleme girebilirsin. Bu tamamen senin risk iştahına ve tabii ki bilgine bağlı. Bilmiyorsan LTF
SF'ye geçip ne arayacağını. Sadece ben swing failure pattern biliyorum. Bu da gerçekleşti. Ben buradan işleme girerim arkadaş. Ya da dersin ki bir dakika arkadaş, bu böyle oldu. Benim yoğurt yiyiş tarzım her zaman temkinlidir. Ben bir alt zaman dilimine geçerim. Alt zaman diliminde bir kırılım beklerim. Geri dönüşünde point of interest'imden neden buradaki mumu almadım? Herhangi bir imbalans mevcut değil. Yine ilgili videodan, imbalans videosundan, order block videosundan bunları bulabilirsin. Lütfen o bilgilerin eksikse bunları tamamla. Buradaki point of interest içerisine fiyatın geri gelmesini ve ondan sonra HTF'de belirlediğim yön aşağı dediğim şekilde ilerlemesini bekleyebilirim. R oranımı da arttırmış olurum böylelikle. Hele bir de gerçekleşiyorsa bu örnekte olduğu gibi 10 numara 5 yıldız. Bu derslik bu kadar değerli dostum. Çekeceğim grafik inceleme videolarını artık SFB'yi de dahil ederiz. Şimdiye kadar dahil etmiyordum. Görsem de burada bir likidite almış deyip geçiyordum. Neden? Çünkü swing failure patternde bir likidite hareketi, likidite alma hareketi. Bugünden sonra yapacağımız analizlerde SFB'yi gönül rahatlığıyla artık yerleştirebiliriz. Neden? Çünkü artık sen de biliyorsun. Yeni bir videoda farklı bir içerikte görüşünceye kadar kendine iyi bak değerli dostum. Hoşça kal.